Afiş, sunu, logo tasarlamak için kullandığımız programlardan birisi Canva. Canva yakın zamana kadar ücretliydi ancak şu anda ücretsiz bazı özellikler de sunuyor. Bunun bazı şartları var. Bunu öğrenmek için fiyatlar bölümüne girmeniz lazım. Fiyatlar bölümüne girdikten sonra alt kıta aşağıya doğru indiğiniz zaman öğrenci ve öğretmenler için özel eğitim olanakları sunmaktadır diye olan bölümde uygun olup olmadığınızı görün diye dediği bir kısım var. Dolayısıyla e, sınıflar için işte yüzde yüz ücretsiz ve sona kadar dediği ücretsiz olarak kaydolun olarak bölümü var. Buraya tıklayarak e, gerekli bilgilerinizi gireceksiniz. E, çeşitli bilgilerinizi e, gireceksiniz arkadaşlar. Burada başvuru formu falan var. Gördüğünüz gibi isim, soyad, okulun adı, okulun web sitesi vesaire. Bunları yazdıktan sonra göndereceksiniz. Daha sonra size zaten uygun olup olmadığınızla ilgili bilgi gönderilecek. o dışında biz şu anda nasıl yapılacağımızı bakalım. Normal olarak nasıl yapacağımıza bakalım. Eee oturum aç diyoruz. Oturum aç dedikten sonra diyelim ki ben kendi hesabımla ilgili oturum açmak istiyorum. Google hesabımla oturum açıyorum. Henüz daha kayıt olmadım onu söyleyeyim. Buradan işte kendi mail adresimle oturum açtım. Şimdi buradan ne yapabiliriz? Ne tasarlayabiliriz? Kanvada ee, Canva'da tasarlamak istediğiniz şeyle ilgili aşağıda örnekler mevcuttur. Afiş, logo, videosunun ve el ilanı. Bunlarla ilgili hangisiyle ilgili bir tasarım yapacaksanız o linke tıklıyorsunuz. Örneğin afiş tasarlamak istiyoruz. Afişe tıkladık. Afişe tıkladığımız zaman karşımıza bir boş sayfa gelecek sevgili dostlar. Bu sayfa bizim afişimizi tasarlayacağımız bölümdür. Eğer ki bunlarla ilgili burada verilenlere ilgili bir e, tasarım yapmak istiyorsanız e, bunlardan herhangi birini seçebilirsiniz veya şablonu buraya yazabilirsiniz. Diyelim ki e, müzik, müzik, diyelim. Müzikle ilgili bir tasarım arayalım. Gördüğümüz gibi İngilizce yazıyoruz tabii ki. E, onunla ilgili yapılmış olan tasarımların hemen hemen size verilen örneklerin tamamını görebilirsiniz. Dolayısıyla bunlardan herhangi bir tasarımı diyelim ki beğendiniz almak istiyorsunuz. Örneğin Jazz Night diyor. E, gece Caz e, diyor. Bunu aldık. Şimdi bunu aldığımız zaman sevgili dostlar aynısını yapmak zorunda değiliz. Burada gördüğünüz gibi kelimeler, yazılar her şey İngilizce. Biz burada ne yapabiliriz? Burada e, üzerlerine giderek her yazılının ve şekillerin üzerlerine fareyle giderek onunla ilgili çalışmaları yapabiliriz. Örneğin şu anda ne yaptık? Müzik işaretlerine geldik. Bunun örneğini daha da küçültmek istiyoruz. Daha da küçülttük. Aldık. Bunu buraya getirdik ve bıraktık. Bunu biraz yan çevirmek istiyoruz. Aldık. Bu şekilde yan çevirdik. Sonra diyelim ki bu ses e, şu kısma e, herhangi bir şey yazmak istiyoruz. O halde burayı seçiyoruz sevgili dostlar ve burada diyoruz ki müzik gecemize bekleriz. Müzik gecemize bekleriz diye bir yazı yazdık. Daha sonra buraya da diyoruz ki e, eğlence zamanı. Atıyorum. Seçelim komplesini. Eğlence. Eğlence diyelim sadece. Hadi öyle olsun. İşte ben bunu koymak istemiyorum. O zaman ne yapın? Delete'e basın. Seçtiğiniz zaman beğenmediğinizi Se e, beğenmediğiniz arkadaşlar rahatla e, silebilirsiniz. Diyelim ki bu yazının da burada olmasını istemiyorum. Tıkladım, sildim. Dolayısıyla gördüğünüz gibi bizim burada e, tasarımımız başlamış oldu. Başka ne yapabiliriz? Diyelim ki bu tasarıma bir şeyler daha eklemek istiyoruz. Örneğin fotoğraf eklemek istiyoruz. O zaman fotoğraf bölümüne girerek ne yapacağız? E, buradan seçimler yapabileceğiz. Eğer ki kendimiz bir yükleme yapmak istiyorsak sevgili dostlar. O zaman örneğin görseller diyelim. Görsel veya video yükleye diye tıklıyoruz. Diyelim ki şu ee, yani müzikle ilgili dedik ama pek de müzikle ilgili bir şey yok elimde. Diyelim ki şu e, resmi buraya aktarmak istiyorum. Veya şu çocuğun resmini. Aç dedim. Aç dedikten sonra resmim gelecek sevgili dostlar. Bunu sürükleyip getirerek bırakabilirim buraya. Rahatlıkla. Gördüğünüz gibi bunu aldık. Küçülttük. Örneğin biraz yandan geliştirdik şöyle. Bu şekilde olmasını istedik. Ne yaptık? Bakın. Ortalayalım. Ee, resmimizi eklemiş olduk. Ee, i̇stersek bir video tabi bunu sağ olarak soracaksak ama yani onu tavsiye etmem. Çünkü biz genelde afiş çalışması yaptığımız için e, afişte şey olmayacaktır. Hoş olmayacaktır. Resim olarak ekledik. Buraya eklediğiniz, ekleyeceğiniz her resmi birden fazla resim ekleyebilirsiniz. Yani sadece onu değil. Örneğin bir de şunu eklemek Ekleyelim aç dedik. Aldım. Yüklüyor şu anda. Yüklemesini bekliyorum. Seçtim. Ve getirdim. Bunu da buraya ekledim. Ama çok büyük geldi. Dolayısıyla yazılarımı vesaire kapatacak. Ne yapıyorum onu? Küçültüyorum. Ve diyorum ki onu şuradan seçeyim. Onu yukarı alayım. Gördüğünüz gibi buraya öbür resmimizi de getirdik. Ee, istediğimiz gibi resimlerimizi ekledik. Şimdi burada başka neler var? Ee, bileşenler var. Örneğin bileşenlerde neler var? Buraya dediğim gibi istediğiniz her şeyi ekleyebiliyorsunuz sevgili dostlar. Bileşenlerde şekil içine koymalar, efendime söyleyeyim çıkartmalar, grafikler, gradyanlar, e, her şey yani mevcut olan her şeyi burada görebilirsiniz veya bu herhangi bir simge veya şekil arıyorsanız buraya yazarak Gördüğünüz gibi ücretsiz olarak erişin diye ifade yazıyor. Tabi o kayıt olduktan sonra. Şu anda 3 milyonlu görülme şansınız olmuyor. Örneğin şunu ekleyeyim. Ücretsiz diyor zaten. Aldım. Ne yaptım? Bunu buraya ekledim. Bunu yine istediğim yere getirip çökerim. İstediğim yere korum. istediğim yere ekleyebilirim. E, metin kısmına geldiğiniz zaman. Diyelim ki buraya herhangi başka bir metin eklemek istiyorsanız sevgili dostlar. Örneğin e, burada gördüğünüz gibi şurada metin kısmımız boş bizim. Ee, örneğin diyelim ki bir başlık eklemek istiyorsam gördüğümüz gibi tıkladığımız zaman bu alana gelecektir. Diyorum ki e, haydi haydi buyurun gelin dedim. Haydi buyurun gelin diye ne yaptım? Metnimi yazdım. Metnimi büy, e, büyütüyorum. Böylelikle de ne yazdığımı da görmüş olayım bahaneyle. E, düzeltmek istediğim eksik yanlış olanları yazın üzerine tıklayarak geri e, şey yapabilirim. Gördüğün gibi düzeltiyorum. Gördüğünüz gibi. Haydi buyurun de gelin dedim. Yine yazımızı alıp istediğim yere getirebilirim. İstediğim yere koyabilirim. Alt başlık ekleme veya işte vesaire bunlardan ne yapabilirsiniz? Belirleyebilirsiniz. Yazı tiplerinde arkadaşlar. Örneğin bu yazı tipimizi değiştirmek istiyoruz. Buna tıkladık. Ücretsiz olarak söyle zaten. Buna tıkladıktan sonra bu yazı şeyimizle ilgili, şeklimizle ilgili Çalışmamızı buraya ekleme şansımız var. Burada e, gördüğünüz gibi e, henüz bazı sıkıntılar var e, üye olarak giriş yapmadığımızdan dolayı. Videolarla ilgili olarak da burada mevcut videolar da var. Onlardan da ne yapabilirsiniz, e, ekleyebilirsiniz. Ama afişte video olmayacağı için bu konuda sıkıntı olacaktır. Arka planla ilgili de e, diyelim ki bu arka planı seçtiniz. O zaman gördüğünüz gibi arka plana dokunma kursu ile onu o şekilde getirebileceksiniz. Veya yapraklık şey yapalım. Ee, biz ne istersek yani e, kaydedilemiyor diyor şu anda. E, bilgisayarda bir sıkıntı oluştu. E, dolayısıyla biz buradan ne istersek sevgili dostlar arka plan olarak buradan arka plana seçme imkanımız var. E, bunun dışında tabii ki e, arka planı kendiniz bir resim olarak da ay ekleyip en başta ekleme şansınız var. Yüklemeler kısmı zaten bizim eklediğimiz şeyleri gösterecek sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla kanvada bunları yaptıktan sonra arkadaşlar e, paylaş kısmına tıklayabilirsiniz veya bu ok işaretine tıklayarak ne yapabilirsiniz? indirebilirsiniz. Bunu dosya türünü pdf box'ı, jpeg olarak, png olarak yani açılabilir olarak kaydedebilirsiniz. Tabii ki afiş olduğu için jpeg seçeceksiniz. Jpeg seçtikten sonra indir diyeceksiniz. Tasarım şu anda hazırlanıyor. Ee, dolayısıyla ne yaptı bakın. Şu anda e, benim bilgisayarıma indi. Bilgisayarımın sağ köşesinde gözüküyor. Tabii ki nereye? Şunu kapatayım artık. Nereye inmiştir? Muhtemelen ya masaüstü seçtim ya e, indirilenler kısmı normalde olur. E, bakalım indirilenler kısmını açıyorum. Kanva ile ilgili. Evet burada. Müzik gecemize bekleriz demiş. Birlikte aç diyelim. Ee, ve bunu fotoğraflarda görüntüleyelim. Gördüğümüz gibi tasarımımız ne yapmış oldu? Bilgisayarımıza da inmiş oldu. Sevgili dostlar kanva ile birçok çalışma yapma şansınız mevcut. E, burada dediğim gibi şu anda bir afiş yaptık. Veya ana sayfaya gelelim. Ana sayfaya geldikten sonra bu kez diyelim ki bir logo oluşturmak istiyoruz. Logoya tıklıyoruz bu kez. Şurayı kapatayım görme şey olmasın. Burada e, şablon arıyorsunuz. Örneğin e, ne diyelim ormanlarla ilgili. Ormanla ilgili bir şablon arayalım. Bakalım var mı? E, bulamadık diyor. Müzikle ilgili bir şablon bakalım yine basit olsun. İngilizcemiz çok süper olduğu için oldukça şey yapıyoruz. Müzikle ilgili yapılmış olan şey şablonlar var. Dediğim gibi burada herhangi bir kelimeyi yazarak İngilizce olarak yazmanızı tavsiye ederim. Ee, şey bulabilirsiniz, şablon bulabilirsiniz. Bakalım depremle ilgili var mı? Doğru yazdıysam eğer ee, yazmamışım, doğru yazmamışım. O zaman neyse, her neyse. Kendimiz de oluşturabiliriz buradan. Yine buradan ne yapabiliriz? Bileşenlere tıklayabiliriz. Bileşenlerden herhangi bir şey seçebiliriz buradan. Ee, müzikle ilgili diyorsak. Müzik bakalım var mı? Evet. Gördüğünüz gibi müzikle ilgili bileşenler çıktı. Biz bunlardan diyelim ki bir e, logo yapacaksak kendimize uygun olan bir şey seçebiliriz. Örneğin şunu seçtik diyelim. Seçtik. Metin eklemek istiyoruz. Başlık olarak ekleyelim. Diyelim ki e, müzikle yaşa. Yaşa genç kal. Böyle bir projemiz olsun. Müzikle yaşa genç kal diye bir projemiz olsun. Bunu alıyorum. Açıyorum iyice. İstediğim şekliyle. Bunu e, herhangi bir şekilde başa veya sona getirebiliyorum. Aynı şekilde yazıyı döndürebiliyorum ona göre şekiller verebiliyorum yazıyı seçerek buradan üst kısımdan renklerini belirleyebiliyorum gördüğünüz gibi şu anda kırmızı seçtik Evet onun dışında yine aynı şekilde yazıya, yazıya tıkladığımız zaman sevgili dostlar üst kısımda burada Ebatlarını vesaire burada görme şansımız var pozisyonunda gördüğünüz gibi geri, alta, yol, sağ, sol vesaire belirleme şansımız var. Bu ise kopyalamayla alakalı. Dolayısıyla şeffaflık isterseniz, yani yazının çok şeffaf gözükmesini isterseniz burada yapabilirsiniz. Aynı zamanda bu şeffaflık uygulamayı da daha önce PowerPoint'te göstermiştik sizlere e, bu web 2 kitabında vermiştik. E, buradan da yapabilirsiniz şeffaflık kısmında. E, siz ne seçerseniz seçin yani şeffaflığa tıkladığınız zaman müzik işaretini seçtiyseniz onu şeffaflaştırabilirsiniz. E, şeyin bu özelliği de var. Kanvanın bu özelliği de var. Bitirdiğiniz zaman yine aynı şekilde ne yapacağız? İndir linkine tıklayacağız. Bilgisayarımıza inmiş olacak sevgili dostlar. Arka planda yine burada aynı diğerinde olduğu gibi yapmak isterseniz ki e, logolarda pek gerek kalmaz. Beyaz sayfa olması her zaman için avantajdır. Beyaz veya siyah olarak onu söyleyeyim. E, logonuzu ne yapabilirsiniz? Rahatlıkla belirleyebilirsiniz. Şu anda baya bir şeffaf oldu. O şeffaflığı biraz yükseltelim. Canlı gözüksün o. Gördüğünüz gibi eee yazımızı oluşturmuş olduk. Logomuzu oluşturmuş olduk sevgili dostlar. Yine burada da aynı diğerinde olduğu gibi istediğimiz yere logoyu veya yazıyı indirebiliriz, kaldırabiliriz, sağ soluna oynatabiliriz vesaire. Eğer ki şablonlar içerisinden seçmek istiyorsanız onu da buradan özelliklerden yine buraya yazmak kaydıyla ne yapabilirsiniz? Hazır şablonlardan da seçim yapabilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra şablonunuzu sadece indirdiğiniz ve indirdikten sonra e, bu özelliklerden indir, bilgisayarınıza indirin veya bağlantısını başka bir yerde paylaşın. Vesaire Ö özellikleri kullanabilirsiniz. Sevgili dostlar. Ana sayfaya tekrar geldiğimizde kanvada başka ne? İşte video oluşturun diyor. Videomuza bakalım. Video oluşturmaya geldiğimizde buraya bize tabii ki hazır şablonlar yine verecektir. Biz hazır şablonları istemiyorsak Kendimiz bir video eklemek istiyorsak ne yapacağız? Buradan ekleyeceğiz. Ama resimlerden bir şablon oluşturmak, video oluşturmak istiyorsak o zaman ne yapacağız? Yüklemelere girerek resimlerimize bakacağız. Diyelim ki bu resmi aldık. Yeni sayfa ekle. Bu resmi aldık. Yeni sayfa ekle. Bu şekilde şeyleri ekleyeceğiz. Ondan sonra buradan ön bakacağız. Ön baktığımız zaman en baştan alalım. Gördüğünüz gibi Videomuz oluşmaya başladı şu anda. Birinci sayfanın görünüşü. ikinci sayfa peşinden geldi. Üçüncü sayfa bomboş gelecek şimdi. Ee, videomuz olduğu şekliyle. Dolayısıyla arkadaşlar videoyu da bu şekilde oluşturabiliyorsunuz. Yine bileşenlerden e, videomuzla ilgili simgeler koyabiliyorsunuz. Arka tarafına. Yani videoyu eğer kendi resimlerinizden oluşturmak istemiyorsanız buradaki bileşenler aracılığıyla da ne yapabilirsiniz? Yapabilirsiniz. Bu arada görseli 40 bölümünden görselin ne kadar kısmını görmek göstermek istiyorsanız o kadar kısmını yapabilirsiniz, seçebilirsiniz. Örneğin bunun ben sadece bu boynuz kısmını olmasını istiyorum, bitti dedim. Gördüğümüz gibi sadece o kısmını almış oldu. E, metin bölümünde de aynı şekilde e, diyelim ki yeni bir sayfa eklediniz, başlık ekliyorum buraya, e, deneme pardon yanlış tuşlara basmışım. Deneme çalışmamıza hoş geldiniz dedim. Bunu ben büyüteyim böyle bir, biraz. Biraz da bayağı büyüteyim hatta. bunu normalde buradan da büyütebilirsiniz arkadaşlar. Ben genelde daha pratik olduğu için hemen böyle sürükle bırak yöntemiyle büyütmeyi daha hoşuma gidiyor. Diyelim ki yaptınız ve bu çalışmalarda şu anda 20 saniyelik bir çalışmamız olmuş oldu. Dolayısıyla her çalışmanın üzerinde sevgili dostlar ayarlarını yapabiliriz. Örneğin parlaklık, kontrast vesaire bunları tamamen ayarlama şansımız var. İstediğiniz gibi ayarlayabiliyoruz. Başka özelliklerden sizlere söyleyebileceğim. Müzik ekleyebiliyorsunuz. Arka plana herhangi bir müzik ekleyebilirsiniz. Mevcut olan müzikler var. E, gerekirse siz kendinizden de bir müzik yükleyebilirsiniz sevgili dostlar. Ama onun e, istediği müziklerden kullanmak isterseniz bunlardan herhangi birini örneğin ücretsiz diyor. Ne yapabilirsiniz? Ekleyebilirsiniz. Ekle şey yaptıktan sonra 3 noktada zaten açıklamaları vardır onunla ilgili. Buradan dinleyebilirsiniz tamamen üzerine tıklayarak o müziğin nasıl olduğunu dinleyebilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar. E, sistemimize ekledikten sonra bunu e, buradan deneme yoluyla dinleyebilirsiniz. Şu anda müziğimizi duyuyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Boşa tıkladım. Tamam durdu. Daha sonra biz bunu yayınlamak istiyorsak indir diyeceğiz. E, indirledikten sonra buraya. Buradan işte png olarak değil tabii çünkü bu bir video dosyasıdır. Dolayısıyla video beta olarak ne yapacağız? İndireceğiz. Veya bir animasyon yapacaksak birkaç resimle bu resimleri animasyon olarak yapacaksak gif olarak da bunu indirebiliriz. Canva'nın Tasarım özelliklerinin bu şekilde bol olması bizim için bir avantaj sevgili dostlar. Burada aşağı kısma baktığınız zaman kendi tasarımlarınızı göreceksiniz. Silmek istediğiniz tasarımın üzerine 3 noktaya gelin ve onu çöp kutusuna taşı olarak işaretleyin. Örneğin bunu da yapma, silmek istiyorum. Çöp kutusuna taşı. Eğer ki bunları silmezseniz hesabınızla girdiğiniz için onlar sizin hesabınızda devamlı gözükecektir. Güzel olan yan da bu. Onun dışında afişler kısmı, işte Instagram gönderileri, logolar, efendim sunumlar, YouTube kanal resmi yani kullanacağınız sistemin özelliğine göre şablonların mevcut sevgili arkadaşlar. Siz buradan sadece bir şablon seçeceksiniz. Örneğin bir özgeçmiş hazırlamak istiyorsanız şablonu seçeceksiniz. O şablon üzerinde resmi, yazıları, her şeyi tıklayarak aynı logo yaptığımız gibi Aynı e, video yaptığımız gibi değiştirebileceksiniz. E, animasyonu sosyal medya diyor. Örneğin kendi sosyal medyanıza e, simgeler yapabilirsiniz. E, A4 belgeler diyor. A4 büyüklüğünde belge oluşursunuz. Kitap kapakları tasarlama uygulayabilirsiniz. Davetiye hazırlamak istiyorsanız yine aynı şekilde kart vizit oluşturmak istiyorsanız aynı şekilde kartlar vesaire yani çözüm çok diyelim ki davetiye oluşturuyor bunu beğendiniz şey davetiye bölümünü seçtiniz Onu seçenek olarak onu seçtik veya daha sonra bu seçenekler içerisinden davetiyeler içerisinden hangisini yapmak istiyorsak diyelim ki şu daha güzel tamam onu seçelim burada gördüğünüz gibi bu şekillere tıklayarak onların pozisyonlarını belirleme şansınız var. Yani çevirebilirsiniz gördüğünüz gibi. Böyle bu şekilde durabilir. Yazıyı değiştirmek istiyorsanız yazıları. Üst yazıyı değiştirmek istiyorsanız üst yazıyı. Yani neyi değiştirmek istiyorsanız sevgili dostlar onun üzerine tıklamanız gerekiyor. Yine eklemeleri bileşenler bölümünden fotoğraf yükleyecekseniz bu bölümden. Şu anda buraya bir tane fotoğraf yükleyelim örneğin kendi fotoğraflarımızdan yüklemelere girelim. Görsel veya video yükle diyelim. Örneğin masa üstünden kendi fotoğrafımı e, paylaşayım. Ekleyeyim oraya. Şunu ekliyorum örneğin davetiye diyelim benim olduğu için. Buraya gelmesini bekliyorum. Daha sonra yükledikten sonra fotoğraf yüklensin önce. Ondan sonra bunu seçtikten sonra getirip buraya koyabilirim. İstersen bakın bu alan içine koyduğum zaman yan buraya koyduğum zaman da ön plana gelecektir. Bunu istediğim gibi küçültürüm, aldım, taşırım, istediğim yere getirerek davetiyemi oluştururum. Gördüğünüz gibi kendi davetiyemizi de oluşturmuş olduk. Buraya yazacaklarımızı yazdık. Diyelim ki bir doğum günü kutlaması yapıyorsunuz. Doğum günüyle ilgili bir şeyler paylaşabilirsiniz. Çocuğunuzun resmini koyabilirsiniz e, bir vesaire gibi yönlerde evlilik fotoğrafınızı koyabilirsiniz. Eşinizle fotoğrafınızı koyabilirsiniz. Yani her neyse sınırsız. Canva'nın çalışma sistemi bu kadar basit sevgili dostlar. Dolayısıyla da e, eğer ki dediğim gibi görselle ilgili herhangi bir kırpma yapacaksanız buradan filtre koyacaksanız ayarlayacaksanız kırpacaksınız veya döndüreceksiniz. Bu sistemlerde ne yapabilirsiniz? buradan da kullanabilirsiniz veya buradan da yapabilirsiniz. Canva bu şekilde çok e, kullanışlı bir, bir e, programdır. E, saydamlaştırmayı da buradan yapıyorsunuz rahatlıkla. İlk başta gösterdik. Yapmanız gereken eğer ücretsiz kullanmak istiyorsanız sadece ve sadece girişte e, kar amacı gütmeyen bir kuruluş olduğunuza dair öğretmen ve öğrenciler kısmında göstermiştim. Oradan ilgili bilgileri giriyorsunuz. Ve e, gönder diyorsunuz. Onlar daha sonra sizin mail adresinize bilgi gönderecekler. Ve e, ondan sonra artık ücretsiz olarak kullanım yapabilirsiniz sevgili dostlar. Sorularınız olursa yine telefonum açık. Her daim sorularınızı sorabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.